Merhaba. Bu videoda sizlere veri çöplüğünden kurtulmanın yollarını anlatıyor olacağım. Veri çöplüğü nedir? İşte artık cep telefonlarından, video kameralardan, sağdan soldan gelen bir sürü dosyaları bilgisayarımızda depoluyoruz ve bu depolar çok hızlı doluyor. Çünkü artık dosya boyutları çok büyüdü. USB diskler, işte external hard drive'lar derken artık yer kalmıyor. Düzenli çalışıyorsanız tabii ki bu temizliğe ihtiyaç duymayacaksınız ama düzensiz verileri toplamak için size iki tane program önereceğim. Gördüğünüz gibi benim de CD ve USB diskim, K diskim bayağı bir dolu gözüküyor. Yani %100 doluluğa yakın. Temizlik için iki tane program var. Biri 3Size Free. Açıyorum. İlk önce boş bir ekranla geliyor. Burada hangi diski tarayacağınızı seçiyorsunuz. Ben USB diski tarayacağım bu video için. Taramaya başladı. Klasörleri boyutlarına göre sıralıyor. Maalesef Microsoft hala bunu yapacak hazır bir tool barındırmıyor işletim sistemlerinde. Bir diğer program da WinderStat diye bir program. İnternetten ararsanız bu iki programı da hızlıca bulabilirsiniz. Burada da işte yine CD-E'yi aynı anda iki disk tarayabiliyor veya tek disk. Ben sadece USB'yi tarayacağım. Taramaya başladı. Pac-Man misali ikonlar konulmuş, animasyonlar tarama ile ilgili. Hangi klasör ne kadar yer tuttuğuna hızlıca bir göz atıyor bütün dosyaları tarayarak. İki program da aynı şey yapıyor. İkisi de free. Bir tane paralı ürün de bahsedeceğim. WinderStat biraz daha böyle görsellik katmış işin içine. Şimdi taramayı bitirdi. WinderStat'tan başlayayım anlatmaya. İşte burada benim yedek klasörümün %52 veri tuttuğu, 409 GB yer tuttuğunu gösteriyor. Ve toplamda MKV dosyalarımın en çok yer tuttuğunu görüyorum %23 ile. MP4'ler daha sonra AVI'ler. Yani temizlik yapmak istersem ilk önce buraları temizleyerek başlayabilirim. Çünkü büyük dosyalar burası olduğu için 2-3 dosya sildiğimde bayağı bir yer kazanmış olacağım. Ve diskim çoğunu bunlar yer tutuyor. İşte alt klasörlere gittiğimde yedeğin altında videosun. Onun altında başka klasörlerin yer tuttuğunu görebiliyorsunuz. 3Size Free de aynı şekilde. Baktığınız zaman işte yüzde cinsinden gösterebiliyor. Kapladığı alan cinsinden gösterebiliyor. Burada da işte yedek klasör en çok alan tutmuş. Açtığımda videos ondan sonra müzik, sonra mail diye gidiyor. AVI'ler var. Kemal Sunal filmleri vesaire diye bir klasörümüz var. Bu da çok yer tutuyor. Yani önemsiz gördüğünüz şeyleri buradan bakarak hızlıca silebiliyorsunuz. Direkt buradan da silebilirsiniz. Delete deyip. Ya da open derseniz içindeki dosyaları da gösteriyor. Bu iki program dışında bir de paralı ürün önereceğimi söylemiştim. Yine Disk Size Manager diye internette ararsanız bir program var. Bunun görsellerini sadece sizinle paylaşacağım. Bunun tek farkı işte bir takım grafiklere de dökebiliyor olması. Biraz daha yine görseli eğlenceli diyebilirim. Aynı şekilde diski tarıyor. Büyüklüklerine göre klasörleri sıralıyor size. Ve bu klasörlerin yanı sıra dosya türlerine göre de sıralama yapabiliyor. VHD'ler ne kadar yer tutmuş, DLL'ler ne kadar yer tutmuş gibi. Bir takım size grafiksel raporlar sunuyor. Siz de buna göre gidip hani en küçük dosyalarınızla uğraşmayıp böyle MP3'ü MP3 silsem mi kalsam mı vesaire değil. Asıl diskinize yer tutan büyük dosyaları buluyorsunuz. Bu bir seri video olacak. Bu serinin devamında Duplicate Finder gibi tekrar eden dosyaları bulan programları da öneriyor olacağım bir sonraki videomda.